Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda istikameti korumak, ibadette orta yolu tutmak, ibadetleri ve hayırlı işleri sürekli yapmanın önemi nedir? Bu konuyu ayet ve hadisler ışığında sizlere arz etmek istiyorum. Birinci ayet-i kerimemiz Taha suresinin 1 ve 2. ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Sadakallahul azim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat çekip bedbaht olasın diye indirmedik. Bakara suresinin 185. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Sadakallahul azim. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Bir diğer ayet-i kerimede Hadid suresi 16. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ye'ni lillezine amenu en tekşi'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hakkı ve la yekunu kellezine utul kitabe min kablu fetale aleyhimul emedu fekaset kulubuhum. Sadakallahul azim. İman edenlerin kalplerinin Allah'ı anması ve Cenab-ı Hak tarafından inen ayetleri hatırlayarak yumuşayıp saygıyla dirilme vakti gelmedi mi? Sakın onlar daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle onlarda ülfet ve kanıksama meydana gelmiş, neticede kalpleri katılaşmıştı. Hicr suresinin 99. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sadakallahul azim. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Enes'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kâle. Câe selâsetu rehti ilâ buyuti ezvâcin nebiyyi yes'elûne an ibadetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Felemma uhbiru keennehum tekalluha ve kalu. Eyne nahnu minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kad gufire lehu ma tekaddeme min zembihi ve ma teakhara. Kale ehaduhum. Emma ene fe usellil leyle ebeden. Ve kale l'akheru. Ve ene esumud dehre ebeden ve la uftiru. Ve kale l'akheru. Ve ene a'tezilun nisa'e fe la etezevvecu ebeden. Fe ca'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İleyhim fekale, entumul lezine kultum keza ve keza. Ema vallahi inni le ehşaküm lillahi ve etkaküm lehu lakinni esumu ve uftiru ve usalli ve erkudu ve etezevvecun nisa'e femen rıgıbe an sünneti feleyse minni. Sadaka Resulullah. Enes radıyallahu anh demiştir ki, üç kişilik bir grup Peygamberimizin ibadet hayatını sormak üzere Ezvacı Tahirat'ın hanelerine geldiler. Resulullah'ın ibadet hayatı kendilerine anlatılınca bunu kendi açılarından az gördüler ve şöyle dediler. Biz kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim? Zira onun geçmiş ve gelecek günahları mağfiret buyurulmuştur. Sonra içlerinden biri dedi ki, ben bundan böyle her geceyi namazla ihya edeceğim. Diğeri ben de bundan böyle hep oruç tutacağım dedi. Öteki ise ben de bundan böyle kadınlardan uzak kalacak, asla evlenmeyeceğim dedi. Derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Bakın vallahi ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ona en saygılınız olmama rağmen bazen oruç tutuyor, bazen tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor, hem istirahat ediyorum. Üstelik evleniyorum da. Benim yolumdan yüz çeviren kimse benden değildir diyerek onları ikaz etti. Buhari nikah bir nolu hadis-i şerifte. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kale. İnne dine yusrun
وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينُ اِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّلُوا وَقَارِبُوا وَاَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ Sadaka Resulullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Şüphesiz ki bu din kolaylıktır. Hiç kimse kaldıramayacağı mükellefiyetlerin altına girerek dini geçmeye çalışmasın. İnsan ne yaparsa yapsın yine de mutlaka bir kısım eksik ve kusurları vardır ve galibiyet dinde kalır. O halde orta yolu tutunuz, amellerinizde en iyisini yapmaya muktedir olamadığınızda ona yakın bir seviyeyi yakalamaya çalışınız. Böyle yaptığınız takdirde size müjdeler olsun. Günün başlangıç ve sonunu, gecenin de son kısmını dünya ve ukba hesabına iyi değerlendirip Allah'ın yar ve yardımcı olmasını talep ediniz. Buhari İman 29 nolu hadis-i şerif. Hazreti Enes rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kâle dekhalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el mescide fe izâ hablun memdudun beyne sâriyeteyni fe kâle ma hâzel hablu kâlu hâze hablun li Zeynep'e فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّكَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ حُلُّهُ لِيُسَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاتَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدُ Sadaka Resulullah. Hazreti Enes radıyallahu anh demiştir ki, Nebiler serveri sallallahu aleyhi ve sellem mescide girmişti ki, mescidin iki direği arasında uzatılmış bir ip gördü. Bu ip nedir diye sordu. Sahabiler, Zeynep binti Cahş'a aittir. Namazla ayakta durmakta güçlük çekince ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İpi hemen çözün. Biriniz gece namazı kılmak isterse canlı ve zinde vakitlerinde kılmaya baksın. İbadet esnasında gevşeyip yorulursa da istirahat etsin buyuruyorlar. Buhari Teheccüd 18 nolu hadisi şerifte. Ebu Cuhayfe Vehb İbni Abdullah radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı birbirlerine kardeş ve hayrah yapmıştı. Bu sebeple Selman Ebu Derda'yı ziyaret ederdi. Bir ziyaret esnasında kardeşinin hanımı Ümmü Derda'yı eski püskü elbiseler içinde ve pejmurde bir halde gördü. Ona bu halin ne diye sorunca kadın, kardeşin Ebu Derda benden alakasını kesti. Dünyaya da sırtını döndü, dedi. Tam o sırada Ebu Derda eve geldi ve hazırlattığı yemeği Selman'a ikram edip, buyurun, başlayın ben oruçluyum, dedi. Selman, sen yemedikçe ben de yemem, diye karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Derda sofraya oturup yemek yedi. Gece olunca Ebu Derda teheccüd namazı kılmak için kalktı. Selman ona, yat biraz daha, dedi. Ebu Derda yattı ama bir müddet sonra yeniden kalkmak istedi. Selman yine yat uyu diyerek müsaade etmedi. Gecenin sonlarına doğru Selman haydi şimdi kalk dedi. Ve kalkıp her ikisi birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya şu tavsiyeyi yaptı. Senin üzerinde Rabbinin hakkı olduğu gibi nefsinin ve ailenin de hakkı vardır. Hak sahiplerinin her birine haklarını ver. Daha sonra Ebu Derda Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam gelip olup biteni anlattı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Selman doğru söylemiş buyurdu. Bu hadis-i şerifte Buhari Savm 51 nolu hadis-i şerif. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma demiştir ki, An Abdillah İbni Amr İbnil Asi radıyallahu anh, Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Abdallahi la tekün, misle fulanin kâne yekumul leyle feterke kıyamel leyli. Sadaka Resulullah. Abdullah, sakın gece namazını, teheccüdü düzenli kılıyorken sonra kılmayı bırakan falan kimse gibi olma buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Buhari teheccüd 19 nolu hadisi şeriften. İbadetler ne kadar yapılacağı, Efendimiz ne kadar ibadet yapmış, farzlarıyla, vacipleriyle, sünnetleriyle, nafileleriyle hangi ibadetleri yapmış?
Bunları iyi bilip, iyi belleyip, en azından Efendimizin yapmış olduğu ibadetlere riayet etmek, onun yapmış olduğu sünnetleri yaşamak, ibadetleri yapmaya çalışmak, hele günümüzde farzları hiç terk etmeden yerine getirmek, haramları terk etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak en büyük takvayı gerektiriyor. Dinle yarış olmaz. Yani biz ne kadar ibadette fazla yapmaya gayret etsek de, yani farz, vacip sünnetlerin dışında Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere teşekkür etmemiz mümkün değil. Allah'ın rahmetine, Allah'ın büyüklüğüne, Allah'ın sevgisine, Allah'ın şefkatine, merhametine sığınıp ona göre hareket etmemiz lazım. İyi bir kul olmaya bakmak gerekiyor. Eğer duygu ve düşüncede istikameti yakalayabilirsek, davranışlarımızda, ibadetlerde de istikameti yakalarız. Günde 40 defa Fatiha suresini okurken 40 rekat namazda en az ihdines sıratel mustakim sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dallin diye ifade ediyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Bizleri sırat-ı müstakime hidayet etmesi, azmışların ve sapmışların yoluna değil, onun yolunda olan peygamberlerinin yoluna, salih kulların yoluna hidayet etmesi için Allah'a dua ediyoruz. Rabbim bizleri, bütün dinleyicilerimizi istikametten ayırmasın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.